İzleyenler bugün stüdyo konuğu Mavi Kapital Direktörü Belgin Maviş. Kendisiyle kurları konuşacağız. Çünkü dolarda bir hareketlenme var. 4.91'i gördü sabah saatleri itibariyle. 4.92'yi zorluyor diyebiliriz. Belgin hoş geldin. Hoş bulduk. Gözümüz ben. kulağımız kurlarda. Doğru. E, bugün de birkaç önemli veri açıklanacak. Hem enflasyon e, raporunu açıklayacak Merkez Bankası. E, hem de dış ticaret verisi açıklanacak. Ama dolardaki bu hareketliliğin sabah sabah sebebi nedir? 4.92'yi zorluyoruz şu anda. Birkaç neden var. Bunlardan bir tanesi FED toplantısı başlıyor. Her ne kadar faizlerde bir değişim beklenmese de Trump'ın açıklamaları ki son açıklamalarında FED'e yönelik de açıklamalar vardı. Özellikle faiz artırımlarına bu denli hız vermesinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini, onların çabalarını boşa çıkaracağı vurgusu yapmıştı. Ve bu piyasalarda ki bunu tweet, tweetlerle piyasaları Sosyal medya üzerinden Sosyal medya yönetiyor. Üzerinden, evet. Dolayısıyla sonrasında bu açıklamalarını geri çekti, daha yumuşattı ama bu tabii ki Fed'in bu konuda yılın ikinci yarısına itibaren nasıl bir rota izleyebileceğine dair kuşkuları da beraberinde getirdi. Çünkü kesin gözüyle bakılıyordu. 3 faiz artışı kesin, dördüncüsü de bu süreç içerisinde olabilir şeklindeydi. FED söylemlerinden vazgeçmiş gözükmüyor ama bu anlamda Ağustos ayındaki bu toplantı yani Temmuz'un sonu ve Ağustos'un başındaki vereceği kararda ee, özellikle e, toplantı tutanaklarındaki ya da karar metnindeki açıklamalar önemli olacak. Şu andaki hareketlilik bundan başlıyor. Diğer bir husus ise özellikle Meksika sınırına Trump'ın e, duvar örülmesiyle ilgili bir bütçe ayrılmaması durumunda kümeti hükümeti kapatmakla bir tehdidi var. Bu açıklamalarda tabii ki hiç kuşkusuz piyasalarda takip ediliyor. Öte yandan e, Asya piyasalarında ve Amerikan piyasalarında da yine FED öncesinde bir satış baskısıyla karşı karşıyayız. Tüm bunların hepsi birleştiğinde e, dolar da yukarı yönlü hareket, özellikle FED toplantısı öncesinde oldukça manidar. Ve bugün içerisinde e, kritik şu anda eşiği geçmiş gözüküyor. 4.89, 70 kritik bir eşikti. Bunu geçmiş gözüküyor sabah itibariyle. 4.92 ve üzerinde de 4.95 seviyeleri var. Biraz önce evet. içeriden de bilgi geldi rejideki arkadaşlarım söyledi 4.92'yi de dolar şu anda gördü Aynen. diye. 4.95 diğer bir eşik noktamız bunu da test etmeye zorlamaya çalışacaktır. Tabii ki bu sadece iç dinamikler ya da küresel etkiler değil FED toplantısı sonrasındaki çıkacak olan metinde yer alacak olan ifadelerin bundan sonra piyasalara yön verecek olması diyebiliriz dolardaki bu hareketleri. Yani yatırımcı şu anda bizi izleyen yatırımcı bu seviyelerden dolar almalı mı noktasında... Ben şunu söylemeliyim, bir gün önce belki dolarda bir pozisyon açsalardı 4.87-4.88 seviyelerindeyken çok daha mantıklı olacaktı en azından. 4.87 yukarıda 4.95 ya da 4.96 denenebilecek seviyeler bu bant içerisindeki hareketlerde bir e, kar elde etme durumu söz konusu olacaktı. Ama bu noktadan sonraki hareketler riskli olabilir, dikkatli olmaları gerekiyor. Dün de yine Müsaat Başkanı Abdurrahman Kağan'ın bir açıklaması olmuştu. Doların hı hı. aslında olması gereken seviye 4.30 diye bir açıklama yaptı. Bunun üzeri köpüktür dedi. Sen hı hı. ne düşünüyorsun bu konuda? Doların gerçekten kurun olması gereken yer neresi? Hangi nokta? Şimdi daha önce bu e, erken seçimler öncesinde de ben dolardaki o agresif hareketliliğin e, 4.30'un üzerindeki hareketliliğin köpük oluşturacağını ama zorlamayla da bunun seviyenin üzerinde kalıcı olacağından bahsetmiştim. Aynı görüşte olduğuma memnun oldum. Aynı benimle paylaştık. Aynı görüşüm. fikirdesin. Sen. Evet, doların olması gereken 4, 4, seviye 4.30'lar. 4.20'de bir Merkez Bankası hatırlayalım. Reskont faizlerinde bir rakam sabitlemiştik kur üzerinde. 4.20 rakamı ama onu biraz daha revize etmek gerekiyor. 4.40'lar, 4.50'ler biraz daha hani olabilir, e, sürdürülebilir bir nokta olarak gözüküyor. Ama bu seviyelerin üzerinde, yani 4 ellerin üzerindeki fiyatlamalar ciddi anlamda ülke ekonomisine zarar verecek fiyatlamalar gibi gözüküyor. Peki bundan sonraki gidişat hakkında beşe deyip geri gelme ihtimalini görüyor musun? Uzun vadede tabii ki bu seviyelerde tutunamayacağını biliyoruz ama hı hı. sence var mı kısa vadede böyle bir imkan, böyle bir olasılık görüyor tabii musun? Ki. Çünkü evet. tamamen dışa bağladın aslında küresel, dolardaki evet, küresel etkiler var. Şimdi hı. içeride de doların hız kesmemesi veya tansiyonunun zaman zaman yükselmesi, zaman zaman merkezin özellikle faiz arttırmaması sonrasında 4.93'ler seviyesini test edilmesi, FX piyasalarda 4.97'leri test etmesi sonrasında bir geri çekilme yaşamıştık biz e, hatırlayalım ve bu çok kısa yani 10 günlük bir periyot içerisinde Hı -hı. gerçekleşmişti. Dolayısıyla 4.95 seviyesi yine fed ve bu anlatmış olduğumuz gerek şeylerle geçildiği takdirde bir 5 501 seviyesi test edilebilir. Ama asıl olan şudur. Hani ekonomide sürdürülebilir ekonomik büyüme diye bahsettiğimiz dolardaki bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı. Tamamen bu beklentilere yönelik bir yükseliş hareketi dolayısıyla geri çekilmeyi de beraberinde getirebilir. Hele ki Fed karar metninde bundan sonraki faiz adımlarında o sürpriz gelen büyüme rakamı sonrasında hız mı verecek faiz artışlarına, durmak yok, yola devam mı diyecek? Yoksa piyasa koşulları içerisinde ki gelişmelere bakarak yön tayin edeceğim deyip biraz daha güvercin açıklamalar mı yapacak? Bu noktaya kadar dolarda bu agresif hareketleri göreceğiz. Şimdi hemen bir son dakika haberini izleyicilerimizle paylaşalım. Değerli izleyenler biraz önce bahsetmiştik dış ticaret dengesi açıklanacak diye. Haziran ayına ait dış ticaret verileri biraz önce açıklandı. 5.50 milyar dolarlık açık olarak bilgileri bilgilere ulaştık bir önceki ayne kadar da 7.76 milyar dolardı dış ticaret açığımız bu ay için 5.50 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti evet belgin senin bunu da değerlendiririm çünkü dolar kurlarla da oldukça alakalı evet. sonuçta bu arada bir de Mobius'un bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde bu ticaret savaşlarından Türkiye karla çıkabilir diye bir açıklamada bulundu hı hı. ve bunu da kurlara bağladı aslında. Ee, sen ne düşünüyorsun e, bu açıklama konusunda? Ben de katılıyorum. Şöyle katıyorum. Türk, Türkiye dostu bir açıklama aslında evet. ama olması gereken yatırımcılar için de ilgi çekici bir ülke olarak evet. Türkiye'yi yine söyledi. Gelişmekte olan ülke piyasaları içerisinde en hareket potansiyeline sahip borsa Borsa İstanbul. Bunu kabul etmemiz gerekiyor yatırımcının hala tüm bu gelişmelere rağmen için bankacılık sektörüyle ilgili negatif açıklamalarına kesintisiz devam etmesine rağmen bu açıklamanın gelmesi oldukça sevindirici. Demek ki en azından atılan adımları görmek istiyor. yandan son bir haftalık periyoda baktığımızda gelişen ülke e, piyasalarına para girişleri de var. Ve MSI endeksindeki hareketlenmelere baktığımızda yukarı yönlü hareketler içinde fırsatların kullandığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Hem e, dolarda bir geri çekilme yani bu hareketler sonrasında dolarda bir geri çekilme hisse senedi tarafında yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek gibi gözüküyor. Evet, e, evet dış Şu. ticaret Hı -hı. rakamlarına geldiğimizde ise şimdi önceki şeye göre bir e, azalma durumu söz konusu bu anlamda sevindirici ama ihracat ve ithalat kalemlerine bakarak bunu e, görmek gerekiyor. Acaba e, ithalatımızda bir azalış mı var yoksa ihracatımızda bir artış mı var? Bu rakamlar tabii ki daha, daha net bir şekilde değerlendirmemizi sağlayacak. Bu arada borsadan da bahsedelim. 95.986 puanda yaklaşık %0.2'lik bir eksiyle hı hı. güne borsada başlamış oldu. Önümüzdeki günlerde bir alım fırsatı gelebilir dedin sen de. Evet. Ee, daha aşağılara çekilmesi seviyesinde. Ee, başka neler etkileyecek? Şimdi önümüzde şöyle enflasyonla ilgili e, veriler de açıklanacak. Doğru. Orada neler bekliyorsun? Çünkü enflasyon şu an hükümetin ne önceliği durumunda. Hı hı. Bunu defalarca Berat Albayrak da anons etti. Neler bekliyorsun enflasyon konusunda? Şimdi şöyle söyleyeyim özellikle enflasyonda yukarı yönlü hareket devam edecek gibi gözüküyor. Son fiyat artışlarıyla birlikte ki bugün benzine ve motorine de yine e, Zam bir geldi. fiyat ayarlaması. Ama geldi. yansımayacak bu. Çünkü evet. oradaki vergi ayarlamasıyla e, Hı -hı. tüketiciye çok yansıyan bir kısım Bunu belli bir noktaya kadar tabii ki su etmek mümkün ama eğer petrolde yani bu kurdaki bu yukarı yönlü hareketler dünya genelinde devam edecek olursa ister istemez fiyatlamalara yansıyacaktır. Bu da tabii ki Türkiye açısından oldukça önemli enflasyonu körükleme Yani bir yandan petrol fiyatlarındaki artış, bir yandan kur ve faizdeki yükselişler de beraberine gelince sizin ülke olarak atacağınız adımlarda hareket alanınız gittikçe daralıyor demektir. Şimdi Merkez Bankası'na gelelim. Son iki hamlesindeki Mayıs ve Haziran döneminde yaklaşık 5 puanlık bir artış gerçekleştirdi faizlerde son faiz artışında yine seninle sabah programda beraber yorumlamıştık. Ben faiz artışı beklemiyordum. Merkez'in faiz artışı yapmaması sonrasında kurda 4.93'ler seviyesi görüldü. Yine faizlerde yukarı yönlü hareketi beraberinde gördük. 20'nin üzerine geçen bir göstergemiz vardı 2 yıllıklarda özellikle. Ama sonrasında ne oldu? 4.75 seviyesine kadar kademeli olarak gerileyen Gülüşmeler. bir kur vardı. Demek ki kurun üzerinde sadece enflasyon değil Siyasi gündemdeki gelişmeler de etkiliydi. Özellikle Amerika ile gerginleşen Trump'ın üslubundan dolayı son dönemde ise Milli, Milli Güvenlik Kurulu kararlarına da yansıyan gelişmelerde taraflar arasında bir iyimserlik, bir e, ortak nokta bulunursa ki dün piyasalar bunu fiyatladı. Özellikle Pompeo ile Sayın Dışişleri Bakanımızın e, görüşmelere ve müzakerelere devam edeceğinin iyimserliğiyle biz 96 bin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik ki 4.88 seviyesinde bir dolar Kurla. kuruyla bunu Hı -hı. gerçekleştirdik. Dolayısıyla bir FED, iki Amerika ile aramızdaki gerginlik sürecinin azalması. Üçüncüsü bugün Merkez Bankamızın enflasyon raporunda nasıl bir rota izleyeceği, bundan sonraki süreçte nasıl mücadele edeceği, hangi adımları atacağı öndeki açıklamaların piyasalara bu anlamda yön vereceğini düşünüyorum. Ha, bir de bunların dışında Trump ve Fitch faktörü var. Evet. Bakalım onlardan da bu süreçte nasıl açıklamalar gelecek göreceğiz. Son olarak bir de altını konuşalım. Son 1-2 dakikamızı giriyoruz evet. ama biraz önce haber bültenimizde de verdik. Şimdi düğün zamanı ama artık ee, görüyoruz ki bilezik yerine insanlar küpe takıyor birbirine. Ee, hatta sahte altınların takılmaya başladı dahil haberleri. Maalesef. Ee, izledik. Sen ne diyorsun altın fiyatların nereye kadar yükselişine devam edecek? Çünkü kurla birlikte orada da bir <laughs> yükseliş oluyor. Evet gram altından yola çıkacak olursak 193 tabeladaki gördüğümüz rakam ama siz gittiğinizde almaya muhtemelen 198 seviyesinde ya da 199 lira seviyesinde bir e, fiyatlama durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu anlamda baktığımızda tabii ki bütçe için oldukça zorlayıcı zor. bir etken. Yani gram altın, siz bunu bileziğe ya da işte sete yansıttığınızda rakamlar çok ciddi anlamda artıyor. Bu anlamda baktığımızda satın alma gücünün azalması, fiyatların yükselmesiyle birlikte altın yatırım amaçlı olarak yastık altına konmaya devam etse de takı anlamında biraz daha küçültülmüş gibi Hediye gözüküyor. Hediye verirken biraz evet, daha evet tasarruflu yani olmaya çalışıyor. kolyelerle yani. durum geçiştiriyor. Tabii burada... Gram yanı sıra aynı zamanda onun tabii ki ayarı da 14 ve 22-24 ayar şeklinde tercihler öne çıkacaktır. Fiyatlamalar yüksek, tasarruf amaçlı tutmaya devam ama tabii ki altın piyasasındaki hareketlere baktığımızda onlar için asıl olan altın fiyatlarının yükselmesi değil düşmesidir. Ama düşmesi için bu yılın sonuna kadar dolar hareketini beklemeye devam edeceğiz. Dolar da yukarı yönlü hareketler devam ettiği sürece gram altında dolar cinsinden fiyatlama olduğu için yukarı yönlü hareketine devam edecektir de. dolarda Dolar gibi altında güçlenmeye aynen, zaman devam aynen, aynen. edebilir birbirine paralel olduğu için. Belgin çok teşekkür ediyorum açıklamaların teşekkür için. Ederim. Değerli izleyenler abi Kapital Direktörü Belgin Maviş ile beraberdik. Dövizin doların kurun yönünü konuştuk kendisiyle. 4.30'lar 4.40'lar normalde olması gereken seviyeler dedi Belgin Maviş. Birazdan piyasa verileriyle tekrar karşınızda olacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.